Nabersiniz tayfa, ben Fantastic Show One Piece mangasının 895. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. 10 üzerinden 9.8'lik bir manga vardı. Geçen hafta ve ondan önceki hafta sürekli dedim ki en iyi mangalardan biri dedim ama harbiden en iyisi buydu. Snake Man. Bununla ilgili özel bir video daha hazırladım. Snake Man forum hakkındaki tüm düşüncelerimi orada belirttim. Onu aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Hem inceleme hem de ayrıyetten onun üzerinde durmak istedim tayfa. Snake Man forumu ayrı efsaneydi. Önce 3-4 dakika bölüm hakkındaki düşüncelerimi, kişisel duygularımı belirtmek istiyorum. Sonra bölümün incelemesine geçeceğim. Biraz yavaş alacağım. Fazla da sizi sıkmak istemiyorum. Gerçekten çok efsane mangaydı. Zaten dolu dolu geçti. Neye uğradığımı şaşırdım. Tüm bölümü Luffy Katakuri Savaşı'na harcamışlardı. Çizimler ayrıyetten güzeldi. O dalgalanmalar, o noktalar, nefes alışverişler, Gear Falls'un Snake Man'deki formu falan, Luffy'nin duruşu çok iyiydi abi. Luffy'nin hakisinin o yayma kısmı ayrıyetten iyiydi. Hacimin düşürmesi ayrıyetten iyiydi ve bölümün ortalarında Katakuri'nin savaş analizi yapması, Kalibri'ne karşı yeni bir kendi tekniklerini geliştirmesi ve değiştirmesi, bunu bir şekilde harmanlaması ve kaçması, Doflamingo gibi hemen Kalibri'ne yemesi falan değildi ama Katakuri'nin gerçekten savaş analizi konusunda, anlık düşünce konusunda ne kadar gelişmiş olduğunu burada daha iyi anlayabiliyoruz. Hem Kenmon Shokaki hem de silahlanmak konusundaki çarpışmalar, Luffy'nin Gear Falls'u Snake Man'deki vuruşlarına karşı Katakuri'nin kendisini hiç bozmaması ve bozuntuya vermeden devam etmesi gerçekten harikaydı. Katakuri'nin iyi darbeleri vardı. O dönmesiyle zaten Luffy'ye vurma çabaları, Luffy'yi sıkıştırması yukarıda falan ayrıyetten iyiydi. Ve Katakuri'nin sıkıştırdıktan sonra dönme hareketleri falan, bacağıyla vurması, Luffy'nin Kalibri'nin Jetto Kalibri'ne vurması, Katakuri'nin de ayağıyla Kalibri'ni tutması falan ayrıyetten güzeldi. Yani o kadar iyiydi ki manganın her sayfası resmen tartışılmaya bedeldi tayfa. Ve bu bölüm şöyle bir şey var. Gear Falls Snake Man'ı aslında gördük. Nerede gördük? Onun yanındaki dakika kaç, buraya ekleyeyim. 2,5. dakikaymış. Aslında Gear Falls Snake Man'ı Oda Sensei Luffy'nin kafasını birebir aynısını bize bir kapak resminde vermiştir eklendirmiş olarak. Hatta ben Snake Man'ı gör görmez ben bunu görmüştüm demiştim ve aynısının benzerini görmemiz beni çok da şaşırtmadı. Oda Sensei gerçekten iyi bir spekülasyon yapıp böyle arttan alttan bize teori yapmamızı sebep oluyor. Tayfa Snake Man'ı önceden gördük ama çok kişi bunun farkına varamadı. Snake Man çok iyi çizilmişti, çok güzeldi ve Katakuri harbiden çok sağlam karakter. Umarım harcanmaz bu karakter. Umarım. Ve bir sonraki bölümde acaba Katakuri'nin flashback'ini görür müyüz diye düşünüyorum. Çünkü bu karakterin flashback'ini ya şimdi göreceğiz ya da gelecekteki fight'larda, savaşlarda Katakuri'nin flashback'i tekrardan gün yüzüne çıkacaktır. Geçmiş hakkında, çocukluğu hakkında bilgiler alacağızdır mutlaka. Hatta bir sonraki bölümde gelebilir yani. Onun dışında Big Mom, Sanjiler veya diğer hiç kimseyle hakkında hiçbir sayfa yoktu. Tamamen Luffy Katakuri Savaşı'na odaklanılmıştı ve savaş bence çok iyiydi abi. Luffy'nin böyle bir form gelmesini hepimiz düşünmüştük, doğru söylüyoruz ama Katakuri'nin hakkını yememek lazım. Gerçekten o adamın hakkı yenmemeli bence. Adam kral. Gerçekten kral ve çok havalıydı. Ama Luffy'nin Snake Man'i geliştirmesi ve düşünce tarzı çok daha iyiydi abi. Buna hiçbir şey diyemeyiz hiçbirimiz. Çok iyiydi gerçekten. Yani Katakuri bile afalladı yeni form konusunda. Hiç hani düşünce müşünce görüyordu Katakuri ama neden Luffy'nin yeni formu hakkında bir şey göremedi? Bu ilginç bir şey gerçekten. Katakuri düşünce okuyordu. Snake Man'i okuyamadı mı? Ne oldu orada tam olarak? Geçen hafta herkes şeyi düşünmüştü. Acaba Katakuri geleceği gördü ve gelecekte bir çarpışma mı yaptılar düşünce olarak? Gelecekten mi bunlar konuşuyor falan diye düşünmüşlerdi çoğu zaman. Bunun hakkında herhangi bir şey gelmedi manga bölümüne. Bunun hakkında herhangi bir fikir çarpışması gelmedi. Manga direkt o dostluğuma verilmişti zaten. Acaba bu Kenmon Shoku hakkında, Katakuri'nin düşünce okuma hakkında bir şeyler gelir mi? Merak etmiyor değilim tayfa. Onun dışında Snake Shot'ta acaba King Cobra tekniği, sondaki Kral Cobra tekniği acaba Snake Shot'ta gibi alev mi çıkaracak, yoksa parmaklar ikiye ayrılıp Katakuri hapse edecek mi, yoksa Luffy bir kolunu saklıyor ve sadece diğeriyle Kalibri'yi yapıp döndürüp Kral Cobra dedi ve bu Kral Cobra olmasının bir sebebi vardır. Çünkü Kalibri'nin aynısını yaptı, bunun bir farklı olmasının sebebi ya parmaklarını açıp hapsedecek Katakuri'yi ya da diğer koluyla şaşırtma yapıp Katakuri'yi saracaktır, ikisiyle beşiğini bitirecektir. İkisinden birini mutlaka uygulayacaktır Monkey D. Luffy tayfa.
Ah, gerçekten çok iyiydi abi bölüm ya. Bölüme diyecek pek laf yok zaten. Harika çizilmişti. Harika noktalar vardı. Katakuri'nin o çarpışması, nefes alışverişi. Yani diyorum ya, ben afalladım zaten, manga okuma şeklim ayrı bir yanaydı. Aşırı heyecanlandım ben de zaten. Haftaya bölüm yokmuş. Çok üzülüyorum bu konu hakkında. Neden haftaya bölüm yok? Of, gerçekten of abi. Haftaya kadar beklenilmez artık. Meraklar içerisinde hem bir sonraki hafta bölüm bitti mi, yoksa bu fight aslında birkaç bölüm daha sürebilir. Bence biraz daha sürmeli bir fight, ama yine de yani son bir dövüş tanesiymiş gibi bize aktarlar. Kim kazandı yazdı çünkü. Devam mı edecek, yoksa gerçekten biri kazandı ve bitti mi? Çünkü Kral Kobra tekniği fark ettiyseniz King Kong'u hep böyle King'le teknikler, Luffy'nin final hareketleri oluyor ve final bir hareket mi yaptı Luffy? Bunu merak ediyoruz. Acaba ateş mi çıkacak? Acaba bir şaşırtma mı ve hapis durumu mu olacak Katakuri'ye karşı Tayfa? Bence çok önemli konular bunlar ve lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Lütfen yorum atın ve şu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Heyecanlıyım abi, sesim soluğum kesildi zaten. Snake Man formu, o hız zaten neyin nesiydi, o hız neydi, o haki nasıl kontrol etti Luffy, bambaşka bir seviyeydi bu. Luffy gerçekten çok iyi power up aldı. Kenmon Shoku da power up aldı. Meyve de power up aldı. Luffy daha ne alsın? Wano'ya olabildiğince en iyi şekilde gidiyor. Luffy Snake Man'le sizce kimleri yenebilir? Gelin bence bunu tartışalım. Artık bence kimse Doflamingo, ben bu Gear Force'lu formunda demiştim ki birebir bir savaş olsaydı Doflamingo Luffy'yi yener diye düşünüyordum. Hep böyle düşünmüştüm. Çünkü Doflamingo Luffy yener diye düşünmüştüm birebir. Çünkü Trafalgar'ın çok etkisi vardı Doflamingo'ya karşı. Çok hasar vermişlerdi. Ülke versus 1 girmişlerdi ve bir kuş kafesi yapmışlardı Doflamingo. Şimdi aynı şekilde bir savaş olsa o kuş kafesi kapanana kadar Luffy Gear Force Snake Man'de Doflamingo'yu haşlar. Tabii Haki'sinin bir sınır var mı? Halen bilmiyoruz. Ama o hız konusunda zaten Doflamingo yetişemeyecektir. Gear Force'u da Kaliber'in yetişiyor. Üst üste Kaliber'in yese Doflamingo mahvolur zaten. Doflamingo'nun artık Luffy'ye karşı hiçbir şansı kalmayacaktır. O ayrı bir konu. Katakuri Doflamingo savaşı olsa Doflamingo yine harcar diye düşünüyorum. Katakuri Doflamingo yine harcar diye düşünüyorum, ama ortada biraz farklı bir durum var. Bence bu durum çok tartışmalı bir konu. Çünkü Doflamingo'nun seçimleri Mochi'yi kesebilir, ama Mochi'ye Katakuri silahlanma basabilir. Bence bu konular çok tartışmalı konusu. Meyve özelliği konuları çok önemli. Bunun hakkında pek bir şey söylemeyeceğim Katakuri Doflamingo savaşı hakkında. Ama zeka olarak ve kapasite olarak bence Katakuri ne yapar ne eder Doflamingo'yu harcardı diye düşünüyorum Tayfa. Tabii bunlar teori, tam olarak ne olacağını hiçbir şekilde anlayamayız, ama Katakuri gerçekten çok gelişmiş seviyede biri ve Doflamingo'nun ona ayak uydurabileceğini hiç zannetmiyorum. Seçimler ulaşamaz bile bence Katakuri'ye. Çünkü Kenmon Shoku'da aşırı bir gelişim var. Mochi ve Meiwei kullanma olarak aşırı bir gelişim var. Katakuri'de yani seçim yapsa bile Katakuri bunu içinden geçirir. Gerçekten bence bunu çok iyi uygulardı Katakuri. Onun dışında Cracker'la bir savaş olsa Snake Man daha başarılı olurdu bence. Tankman'den daha çok Katakuri Cracker'a karşı o bisküvilerin arasından çok daha hızlı şekilde hareket ederdi Luffy. Ve bence artık bu savaştan sonra Luffy'nin bir Yonko sağ kolunu indireceğine göre, ki Katakuri yenilir mi halen bilmiyoruz. Bu savaş sonucunda belki Katakuri'nin belki halen daha üstün şeyler ortaya çıkar. Bu savaş hakkında halen henüz belli bir şey yok. Ben bunun hakkında çok da konuşmak istemiyorum aslında bakarsanız. Burası One Piece mangası ve ne olacağı hiç belli olmaz. Bence Luffy bu savaştan sonra tabii ki de Marco'dan da Katakuri'den de belki Shiryu'dan da fazla, tam olarak bununla ilgili çok da bir şey söylemek istemiyorum. Bir sağ kol seviyesinde Luffy artık oluyor. Bir sağ kol seviyesinde Luffy oluyor. Olması gerekiyordu artık. Ve bence bu önemli bir nokta. Zaten Wano'ya gittiği zaman Marco'dan falan diğerlerinden güçsüz olsaydı Luffy'nin bir kaptan olarak biraz daha ezik durumda kalırdı, ama bundan sonra artık Luffy'nin önü çok daha açık ve acaba diyoruz Wano arkında Luffy'nin geleceği power up tam olarak neyle ilgili olacak? Gear 5. vites çıkar mı, yoksa Gear Force ile ilgili tam bir form görür? Çünkü Gear Force ile ilgili Haki'nin armağanlaması ile ilgili çok şey gördük. Bence bir sonraki savaş artık silahlanmanın üst noktasında olması gerekiyor. Çünkü Gear Force'un üst noktaya çıkabilmesi için silahlanmanın üst noktaya çıkması gerekiyor galiba. Bu önemli bilgi. Çünkü şu an Luffy elinde bulunduğu Haki'yi oradan oraya çevirip harmanlayıp teknik gösteriyor, ama daha fazla bir güç gösterisi için daha fazla silahlanma Haki'si şart. Şart. Bu manga incelemesinin sonuna geldik. Gerçekten çok efsane bir şeyler oluyor Tayfa. Çok heyecanlıyım. Çok güzel ilerliyor. Haftaya bölüm yok. Bunun için üzgünüm. Keşke haftaya bölüm olsaydı.
Hepinizin heyecanını paylaşıyorum. Biliyorum manga çok güzel gidiyor. Ben de bu durumdan çok mutluyum. Uzun süredir böyle bölümler bekliyorduk. Animede bunun daha çok yolu var. O yüzden her zaman diyorum manga, manga, manga abi. Boş verin animeyi. Manga her zaman çok daha iyidir. Animenin yeri çok farklı. Manganın yeri her zaman ayrıdır tayfa. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen düşüncelerinizi eksik etmeyin. Hoşça kalın. Koro ni wa takara no chizu